Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm vatandaşlarımızın başı sağ olsun. 6 Şubat itibarıyla büyük bir facia ile uyandık. Akrabalarımız, sevdiklerimiz, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı, binlerce vatandaşımızı kaybettik. Çok zor günlerden geçiyoruz. Şehir ve ülke olarak bunu ancak birlik beraberlik içerisinde yardımlaşma ve dayanışma ile aşabiliriz. Aşmak zorundayız. Hayat devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren tüm Türk milleti, Türk halkı bu yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik örneğini göstermiş ve hayata tutunmamızı sağlamıştır. Geldiğimiz noktada 4 husus üzerinde durmak istiyorum. Birincisi, gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması. Evet, çadırlarımız ve çadırlarda yaklaşık 20 bine yakın vatandaşımız şu anda kalmaktadır. İhtiyaçları bir şekilde karşılanmaktadır. Yakınlarını, binalarını, evlerini kaybedenlere başka, kaybetmeyenlere başka sıkıntılar bırakmıştır deprem felaketi. Bu vesileyle ilk günlerin organizasyon kargaşası ve telaşesi içerisinde düzenli olmayan yardımlar düzenli hale gelmişse de yine birçok şikayet ve serzeniş almaktayız. Daha hassas davranılmasını talep ediyoruz. Malum birlikte aşmak zorundayız. Bu arada yardımların esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez razı olsun. İkinci husus, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma. O soruşturmaya tüm halkımızı, zarar gören vatandaşlarımızı ve tüm halkımızın sahip çıkmasını, destek olmasını, elindeki bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmasını ve müdahil olmasını talep ediyoruz. Canımız yanıyor. Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Yalnız deprem felaketi sebebiyle kusuru, ihmali olan her kim olursa olsun cezasız kalmaması açısından bu önem arz etmektedir. Gerek delillerin toplanması gerekse vatandaşın buna sahip çıkması. Bir diğer husus, DASK meselesi. Depremde yıkılan bina ve evlerin güncel değerlerini karşılamamakta olup bu DASK'la alakalı yasal düzenleme gerekmektedir. Sebebi de şudur. 2 yıl, 3 yıl önce yapılmış sözleşmeler, malum Türkiye'nin ekonomik durumu her şeyin 3-5 katına çıkması sebebiyle DASK'lar yıkılan binaları tam olarak karşılamamaktadır. Bu hususta yasal düzenleme gerekmektedir. Gerek Osmaniye vekillerine, gerekse de tüm milletvekillerine çağrımızdır. Yasal düzenlemeyle depremde bina ve evlerini kaybeden vatandaşlarımızın ileride telafisi, imkansız zararların önlenmesi açısından bu yasal düzenlemenin yapılması şarttır. Dördüncü olarak konteyner kent kurulmakta. Tüm yetkililerimize defaten söyledik. Kamuoyu zorunda da söylüyoruz. Biliyorsunuz ekolojik denge bozuldu. Depremler, seller, yangınlar, felaketler başımızdan eksik olmamakta. Karaçay her zaman sel riski taşımaktadır. Gerek bu şehrin çocuğu olarak, gerekse de Karaçay'ın bir evladı olarak bu husus tekrar kamuoyunda dile getirip üzerindeki vebali atmak istiyorum. 2 yılda yağacak yağmur yarım saatte yağar ve Karaçay önünde ne var ne yoksa alır götürür. Evveli yıl Artvin Arabi'de yaşanan sel felaketini hatırlayınız. Bu sebeple gerek vekillerimizden, gerek valimizden, gerek tüm idari kuruluşlardan bu hususta gerekli tedbirler alınmasını talep ediyoruz. Tekrar şehrimizin, milletimizin, vatandaşlarımızın başı sağ olsun, tekrardan geçmiş olsun.